Hocam 29. haftayı bitirdik. Bu hafta üzerinde Digi neler görüyoruz bitiriyoruz hocam, Ligi evet. bitiriyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz sonuna. E, aşağıda da yukarıda da önemli işler oluyor. Yani ben e, bu kadar değişkenlik beklemiyorum açıkçası yukarıda da. Evet. E, Başakşehir'in puan kayıpları, Galatasaray'ın kaybetmeden devamı, Beşiktaş'ın yukarıya doğru yapışması. Oradaki heyecanı son 5 haftada da arttırdığını düşünüyorum. Altta da bir, bir şeyler çok, var. Tabii birçok değişkenlerde çok şey değişebilecek durumda son 5 hafta. Aşağıda yine aynı şekilde Erzurumspor Spor'un 2 haftada 6 puan yapışı, Bursa'nın kazanamayışı, Göztepe'nin kazanamayışı, Fenerbahçe'nin bir şekilde hala orada kalışı aşağıya da çok hareketlendirdi. E, Akisar tabii ki en zor durumdaki takım hüviyetine geldi. Ama Erzurum ciddi bir şekilde kurtarırım e, düşüncesinde geldi son 5 haftadır. Hı hı. Heyecanla takip ettiğimiz bir bölüme girdik bence evet. hocam. Alanya Spor'un tekrar yükselişinden de bahsetmek lazım. Keza Rize'nin Rize öyle devamlı söylüyoruz her hafta söylüyoruz. Teknik adamlık işleri olarak da çok güzel şeyler bu konuda. Benim gördüklerim bunlar hocam. Evet. Güzel. Tek tek tabii bütün şeylere bakacağız ama önce herhalde puan durumundan sonra ne var? 90 saniye. Puan durumundan sonra şimdi. Evet. 90 saniye ile bir görelim. Görelim görelim hocam. Alanya Spor Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'yi Sergen Yalçın'da teknik direktörlük kariyerinde Ersun Yanalı ilk kez mağlup etti. Vedat Muriç 5 gol 2 asistle Rize Spor'un Süper Lig'de attığı son 10 golün 7'sine doğrudan katkıda bulundu. Konyaspor Spor Süper Lig'de 8 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Trabzonspor 7 maçta bu sezon Süper Lig'deki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Galatasaray 641 ile bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas attığı ve %74 ile topa en fazla sahip olduğu maçı oynadı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini aldı. Mevlüt Erdinç Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı. Bu sezon Bursaspor formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Aytaç Kara, ayrıca attığı bu 6 golle Süper Lig kariyerindeki en skorer sezonu yaşıyor. Bu sezon frikikten 4 gol bulan Beşiktaş, Süper Lig'de en fazla frikik golü atan takım konumunda. Karnelere de meraklısınız. Bakalım Siz? hocam meraklıyım. Oyunda bakalım. kalan süre evet. özellikle. Sayıları severseniz. <laughs> İstatistikler. Gol ortalamamız. 2.66'dan ee... 2.11. Yok orada Yok. bir yanlış olmuş. 2... Gol ortalaması 2.66, 2.11. Başlıklarımız yanlış olmuş galiba. Hocam. Yanlış Burada. olmuş evet. 28-27 foul şeyi evet. ortalaması. Topun oyunda kalma süresi bizim daha çok biraz daha yani e, belirgin olanlar gol ortalaması elbette en belirgin gö gösterge ama e, topun oyunda kalması bizim daha çok ilgilendiğimiz bir konuydu. akisar Antalya maçı topun oyunda kalma süresi bakımından en uzun maç. Evet. Sürpriz mi? Sürpriz. Evet biraz sürpriz Bence çünkü yani. Antalyaspor azından... da çok toplu oynayan topun oyunda kaldığı bir oyun yapısında olduğunu söylemek çok Antalya kolay. Antalyaspor'un ligin ilk haftasından itibaren şeyi gördüm bazı haftalarda gerçekten topun oyununda kalma süresine katkı yapan bir anlayışta oynadığını gördüm. Pas yapma anlamında değil. Değil. topa sahip olmasını ee, çok topa belki çok fazla sahip, sahip olmak istemiyor. Ama oyunun çok kesi, kesilmediğini de gördüm özellikle ilk haftalarda çok dikkatimi çekti. En düşükte çektim. Alanya Fenerbahçe. En düşük Alanya Fenerbahçe olsun. maçı sürpriz mi sizce? Değil. Alanya Fenerbahçe değil. maçında topun oyunda kalış süresinin düşük olması sürpriz Bence değil herhalde. Değil. evet. Ne için? Değil. İki türlü oyundan. Bir kere çabuk oynamaya çalışan bir Alanya var. Evet. Ee, Fenerbahçe açısından da kalite ve becerinin o topu o sahada tutacak, topa sahip olarak evet. oynamak istiyor Fenerbahçe belki ama yani bunu evet. çok başardığını söylemek... Bunu akıcı bir şekilde yapamıyor, yapamıyor aynı zamanda. O yüzden yani. de bu devamlı top kayıplarının olduğu bir maç olması onun bir oyun topun oyunda kalma süresini azalttığını düşünüyorum. Evet. Sürpriz değil. Anladım. O zaman Galatasaray-Kayseri maçıyla Başlıyorum. isterseniz başlayalım. Bir genel değerlendirme dinlemek isterim sizden. Enteresan en maçtı bunu bu hepimiz e, vurgu yaptık. Çünkü Spor'un istediği bir e, oyun. Hatta ben şeyde oyunda şöyle söyledim hocam bilmiyorum hı. onu da tekrar açayım ben gündeme getireyim. Dedi ki Hikmet Hoca maçtan önce sıfır sıfırına kadar götürürsek dedi. Hı hı. Dedim ki bir 0 öne geç niye 0-0 götürüyoruz biz? <gülüyor> <gülüyor> biz çünkü mil takımlarda bunu çok yapardık konuştu Fatih Hoca hatta bunu konuşan ya. Yani. Ya hatırlıyorsun Metin demişti bana ilk 15 dakikalar uluslararası maçlara çıkar aman gol yemeyelim. Niye golü niye gol atmıyoruz? gibi zaten onun getirdiği bir devrimdir Fatih Hoca'nın da o mil takımlardaki başarında şeydi. Hikmet Hoca'dan biraz dedim ya niye bir sıfır başladı? Hakikaten de bir sıfır başladı. Ama hemen akibinde bir gol yemesi 15. dakikada bir bire gelmesi oyunun rengini değiştirdi. Kırmızı kart olayı var Emre Akpapa'nın. Oyunun akışı var. i̇lk devrede biten bir maç oldu. Hikayesi ilk devreye sığdı bence. Ondan sonra konsantrasyon düştü Galatasaray. 3-1 maçı bitirmiş bir Galatasaray olarak. Kayseri Spor daha direndi, daha istekliydi o anlamda ve oyun 3-2'de kaldı. Bence hikayesi ilk yarıda biten bir maç oldu. Evet. E, tabii Hikmet Hocanın o şey dil suçması da olabilir. Yani 0-0 götürmek. Yok biz de çok kullanırız tabii hocam ki, sıfır Biz deplasmanda olduğu için deplasmanda olduğu için. Ama e, gol yemeden geçmeyi planlamıştır muhakkak. <laughs> ben haklı taraflarını buluyorum. Yani bunun tabii. ayakları yere basan tarafları epeyce var. Çünkü e, Fatih Hocanın sizin e, A Milli takımda top oynadığınız dönemlerde biz iç saha maçlarına da öyle başlıyorduk. Tabii. Aman 15 dakika gol yemeyelim maalesef, diye. Maalesef. İç sahada yani Ankara'da 19 Mayıs sabunu oynadığımız maçlarda da İstanbul'daki İzmir'deki maçlarımızda da öyle başlandığını siz anlatıyorsunuz. Biz de görüyorduk zaten. Sonra Ercan Taner maalesef diye açılış şeyini Genel yapıyordu. Genelde ilk 15 dakikada go evet, gol gol yemiyorduk. Yenik duruma düşüyorduk. Ama Galatasaray'ın iç sahayı kullanış şekli gerçekten bir insanı seçeneksiz de bırakabiliriz. Rakip tak, takım bunu söyletir. Seçeneksiz de Söyle bırakabiliriz istiyoruz. veya tek bir strateji üzerinden planlama yapma olasılığını kuvvetlendirebilir. Çünkü Galatasaray'a Telekom Arena'ya gidip deplasmana Galatasaray seyircisinin önünde Galatasaray'ın bilindik temposunu kesip baskı yapabilmek Onları, Galatasaray'ı kendi oyun pratiklerinden uzaklaştırabilmek gerçekten zor. Çok kolay değil. O bakımdan Hikmet Hoca'nın farklı tarafları da var. da bir sıra öne geçeyim diye Sezonu bir başarılı antrenörler, top, antrenör kesinlikle. performanslarından birini ortaya koydu. Kesinlikle. Ee, onu da söylemeliyiz. Ama oyunda bazı detaylar var, İstatistikler geldi. Evet, Galatasaray'ın en çok topa sahip olduğu oyunmuş. 90 saniyede izledik onu, oradan bir çıkarım yapmışlar. Evet. Ee, tamam doğrudur bu ama en etkili oyun olduğunu söylemek çok zor. Doğru. Oyun yetişikliğine rağmen bence. Çünkü Kayseri'de çok ortak oldu. Bir birken kaçırdığı iki net pozisyon vardı. Oyun Hı. çevirebilirdi. Oyun resmini çevirebilirdi. Evet. Rakamlar çok en çok pasta yaptığı maçmış. 710 pasla. Evet. 710 %90 pas başarısıyla yapmış. Süper bir, eee, evet. süper bir sayı, tabii. süper bir sayı ve 90.4 pas başarısı demek. Her 10 toptan 9'undan fazlası, 9.5'u buçu neredeyse, e, olumlu kullandığını Uyumlu anlatır anladık, ki tabii. bu rakibe geçiş şansı vermemek adına da sadece üretken Galatasaray'ın üretkenliği değil rakibe savunmadan hücuma geçiş şansını da çok az verdiğini zaman, gösterir ki bu Galatasaray'ın şu dönemde ihtiyacı olan bir istatistik kalemi. Ligin finalinde önemli bir istatistik kalemi. Takımın oyununun bir yerden bir yere geldiğini evrildiğini de gösterir. Neye bağlamalıyız? Bağlamalıyız ama yani, tamam rakam biraz böyle. Tabii ama... ki rakibe bağlamalıyız, olan su şartlara bağlamalıyız. Rakibin 10 11 oynamasına istediği... bağlamalı olabiliriz ama ben yine de bağlanacak yerler görüyorum. Evet. Siz de muhakkak rakibin, görüyorsunuz. Pencerenizden. Rakibin penceresinden ikinci yarı yalnız çok e, tamam sayılar böyle yansıyabilir, sayılar buraya çıkabilirsiniz ki bilgiler bu olabilir ama oyun profiline büyük resme baktığınız zaman, genel filme baktığınız ikinci yarı çok istenen şeyler olmadı. Evet Evet sayısı olarak belki geçişleri çok fazla yapmadı ama geçtiği zaman etkili bir Kayserispor izledik. Evet. Onu söylemek lazım. Ama Galatasaray için çok önemli bir şeydi. 3 puandı. Gitti Başakşehir kaybedince bir maçlık mesafeye indi hocam. Evet. Bu çok önemli Galatasaray için. Peki %90 küsür buçuk 90 pas isabetiyle oynamak aynı zamanda skoru aldıktan sonra güvenli de bir oyunu işaret eder mi? Eder. Eder tabii ama yani filmi seyredince öyle değildi o film. Evet. 3-2'ye getirebileceği pozisyon buldu Kayseri takımı. Evet topa sahip oldu Galatasaray ama çok etkili olduğunu söylemek mümkün değil. Hı. İkinci yer için konuşuyorum. Birinci yarıda bitti maçın hikayesi. Doğru. O yüzden biraz böyle değerlendiriyorum ben. Doğru, sayı. doğru. Katılıyorum ama ben de şunu görüyorum. Markahan'ın oynadığı maçlarda Galatasaray'ın top kullanma anlamında gerçekten e, fark e, farklı olduğunu görüyorum. Galatasaray'ın attığı ikinci golde bunu çok belirgin bir şekilde gördük. markanın oyuna girişi. Rakip yarı alanın ortalarına kadar gelişi girişin, topla girişin. ve orada topu son derece muntazam kullanışı. Bunlar özel örnekler. Ben hala Luyendaman'ın da Markahan'ın da savunmacılık konusunda bazı eksikleri ol, olduğunu düşünmekle beraber iyi bir ikili olduğunu düşünüyorsun. İyi bir ikili, daha da iyi bir ikili olabileceğini düşünüyorum. Ben... Eğer Markano'nun öğrenme konusundaki teknik kalitesi olan oyuncuların daha çabuk öğreneceğini varsayarsak. Çünkü zekanı tabii ki o, 24 daha, falan herhalde yani 24-25. Top tekniği, topu evet. kullanma becerisi, pas seçimleri aslında zekayı gösterir. Evet. Öğrenme becerisinin de yüksek olacağına işaret eder aynı zamanda. Ben Markano'nun savunma sertliğini biraz geliştirmesi pozisyon alma konusunda birazcık daha e, ileri e, bir noktaya gelmesi yapılabilecek durumunda yapılabilecek bir şeydir. Futbolu, yapılabilir savunmacılar anlamında. E, Galatasaray için çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Oyuna güç kattığını e, görüyorum. Bana bir sorunuz olacaktı ama yok herhalde. Bir şey kullanamayız. Taçtan Galatasaray'ın bir pozisyonu var. Onu göstermek istiyorum size. Tamam. Oradan bir sorun var. İsterseniz size öyle alabiliriz. Ben kalkayım. Evet. Hocam bugün 23 Nisan. Ee, Aa, bu arada onu, Ulusal Öğümenlik onu... ve Çocuk Bayramımız da kutlu olsun. Çocukken kalkar mıydınız tahtaya? Hiç sevmezdim Hiç ama sağladım. kalkardım. tabii. Ama kaldırırlardı yani. sizi herhalde. Tabii öyle kendine güvenli Aa. gelip tahtaya kalkan bir çocuk değildim. Vardır ya kendine güvenli falan evet. <laughs> ama. Ama üniversitede okudunuz neticede. Yani profesyonel bir sporcu olmanıza rağmen nasıl evet, nasıl okul, okul, okul şansım okul fena gitmedi. Okul şansım fena yani tahtada... Ve Torpilliydim şeyde. Öyle tabi. mi? Tabii, üniversitede torpilliydim. Yani şey, sporculuktan mı tipten yani mi? Sporculuktan. sporculuktan yani yakışıklı tarzı... olduğunuz için değil yani. Değil. Yani. Beşiktaş'ta yani. olduğunuz için. Sempatik olduğunuz için değil. Teşekkürler de futboldan dolayı Hayır öğretmenler severler böyle. Sempatik çocuklar falan Biraz pozitif ayrımcılık yapabilirler. Belki. Üniversitede çok olmuyor sevim tarafımız yani, kalmıyor hocam çocukken <laughs> öyle de 23 Nisanlardı. Senin sorun neydi hocam bana? Hocam şimdi Galatasaray e, ikinci golü ararken şimdi burada rakip bir ara alandaki yerleşimini görüyoruz ve Marka gidiyor. Şut atıyor penaltı oluşuyor. Tabii ki Marka oraya penaltı yaptırmaya gitmedi ama, Ama niçin gider? Tabii. Oraya bir gitmesi, stopers. gidebilmesi. Evet. Bunu da şansa diye oyun akışı değil, bir planla da gidebilirsiniz yani. Elbette. O markanı kullanmakla ilgili. Tamam. Evet yani bunun Galatasaray'ı çok rahatlattığını düşünüyorum ben. Bit tamam. birçok bir çok anlamda. Özellikle bence orta saha e, rahatlattığını düşünüyorum. Orta saha oyuncuların verimini, hücum oyuncuların verimini arttırdığını düşünüyorum. Çok. Hatta ve, Belhanda konusunu getirdiğimizde değil mi hocam? Evet. Öne daha daha önde oynayan bir Belhanda'nın asist ve final vuruşlarında daha etkili olduğunu da söyledik. Evet. Bir stoperinin bir takım buraya getirebilmesi çok önemli bir şey hocam evet. günümüz futbolunda. Evet. Çok artı değer yaratan bir şey. Marka da bunu çok iyi uygulayıcılarından olduğunu düşünüyorum evet. ben. Tabi burada Oraya kadar gelişi var ama kendisi gelmeden de topun oraya çok emniyetli bir şekilde gelmesini sağladığını görüyoruz. Tabii. Yanlı bir bakış değildir herhalde değil mi? Değil. Kaç stoperi Allah aşkına bir e, geriden oyun kurulumunda 18'in orada şut vururken görüyoruz? Doğru. Çok pek, çok pek az. fazla yok. Çok çok az. Bu hakikaten bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Galiba, e, oyun benim sol ayakta stoperlere karşı ön yargılarım vardı. E, ne gibi? Ge Geçmiş dönemde. Yani şart olmadığını düşünürdüm. Ne demek sol stoper? Ne demek sağ stoper? Stoper stoperdir. Sol sağ stoper. sol olmaz. Savunmacıdır sonuçta. Evet, yani. evet, öyle bakardım. Ama oyun kuruculuk anlamında da iki ayakta olmasını düşünürdüm. Gerektiğini düşünürdüm her zaman ama sol ayakla oyuna dönebilmenin önemli olduğunu bize önce Epriano gösterdi. Doğru. Başakşehir'de. De. Sonra da Fatih Hoca ge geçen sene ilk e, yani Galatasaray'a Göztepe maçıyla göreve başladığında maç sonunda açıklamalarında sol ayakta stoper istediğini, evet. sol ayakta sol vek istediğini söylemişti. Bunu daha çok savunmacılık anlamında değil, oyun e, tabii oyunun kurulumu, da, oyun kurulumu için buna ihtiyaç duyduğunu oluyor. söylemişti. Şimdi o bakışında doğru olduğunu aslında... Evet. ...doğru bir yatırım yaptığını Galatasaray'ın görmüş olduk. Katılır mısınız? Kesinlikle katılıyorum. Sadece sol ayaklı olması değil, bunu yapabilirliği olan bir stoper'in olması tabii çok daha önemli evet. hale geliyor. Ve bu şansa ve sadece bir maç olan bir şey değil. Tabii. Oyuncunun profilinde bu var. Mi? Tekrar edilebilen, te e bir bilinçle planla yapılabilen bir şey, oyun. Tabii, tabii. da bu konuda tamamen bomboş değil. O da oyuna tabii. girebilen, Ben pasta çıkabilen yani, bir oyuncu. Gelir mi hocam? lünde ama marka ikilisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın geleceğinde de. Yani bu belki yanılıyor muyuz bilmiyorum ama ben o ikilinin ki bunu Fenerbahçe maçında kullanamadığı zaman Fatih Hoca da buna çok vurgu yaptı. Çok oturmuş ikilimiz dedi. Evet. Değil mi? Doğru. Çok kısa bir süre olmasına Doğru. rağmen esas. İşte ben de oraya getirmek istemiştim aslında. Galatasaray Kadıköy deplasmanında kazanamadığında bana göre kazanacak oyunda oynamadı. Hı, hı. Ee, fırsatları değerlendiremedi. Yani 11 -11 Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasını da atmosferin düşmesinde değerlendiremedi. 1-0 öndeyi bence doğru oynayamadı. Ama e, orada daha çok konuşulan acaba Luyendama ile Marka olsaydı Elif Elmas'ın attığı golde o pozisyon hatası bu konuşuldu. Ben hiç katılmıyorum ona. Hiç. Ben de aynı Tam tersi Luyendama ile Marka olsaydı oyun o şekle gelmeyebilirdi. Yani özellikle bir sınıf daha sonra oyunda çok daha belirgin ve muntazam etkinli. bir üstünlük alabilirdi. Ben de katılıyorum. Yani Marco Alvindam'ı yani. savunmada yediği golden değil, evet. oyunu ele alma ve oyunu önde oynama açısından evet. eksik olduğunu düşünüyorum ben. Atmosferi biraz daha düşürebilirdi evet. Kadıköy'de. Verdim, aldım, evet. topun sahibi oluşu önemliydi. Evet, artık Galatasaray tarafını bitirelim. bitirelim. Tekrar Üç döneceğiz. 3 puanı indirdi Soracağım. yalnız. Evet. Onu da 3 puanı, puanı indirdi. Çok heyecanlı bir hal aldı ligimiz. Galatasaray'ın havasından, suyundan, atmosferinden, oyunundan <laughs> ne gösteriyor size kalan haftalar için? Kısaca onu da şampiyonluk yarışındaki Hocam şunu kabul e, edelim ki nasıl finalleri evet. Fatih Terim Hoca ile beraber, Fatih Hoca ile beraber çok iyi oynayan bir takım. Çok az final kaybettiğini hatırlıyorum ben Galatasaray'ın. Doğru mudur hocam? Doğru. Ya bu kulübün kültüründe de var. Fatih Hoca'nın Fatih Hoca olan beraberliklerinde de var. Ne zaman birleşse finalleri çok iyi oynayan bir Galatasaray gördük. Doğru. Yine olacak mı? Herkes bu konuyu getiriyor işte. Winner olmaktan Abdullah Avcı ile birleştirerek hmm. bir winner olmak bu fark yaratacak mı? Beş haftada bunu görüyoruz. Winner olmayı biraz açabilir Nedir winner olmak? Ben winner'ı diğer kişilerin değerlendirdiği gibi değerlendirmiyorum. Winner sadece birinci olmak değildir. Hı hı. Birinci olabilmek, bunu çok yapabilmek. Doğru hı. mu hocam? Evet. Çünkü kazanmayı çok farklı değerlendiririz. Ben 4 senedir Başakşehir'in şampiyonluk yarışında olanı bir winner'lık olarak görüyorum. Evet. Geçen sene de ben duydum. Evet. Artık bu sene Başakşehir olmaz, bu sefer olamazsa bir daha bir Yine oldu. <laughs> Yine şu anda 3 puanlı son 5 haftada lider. Hocam dünya futbol tarihinin en çok kupa kazanan veya günümüze yakın örneklerden en çok kupa kazanan, en winner olduğu düşünülen bir teknik adamdan örnek verebilir. Bir tane örnek Eskilerden bir tarzından. örnek verelim. Verin son döneme kadar Türkiye'nin en winner, en çok kupa kazanan teknik direktörü Trabzon'un Ahmet Suat Özyazıcı'ydı. Evet. Bakın Hatırlayanlar vardır, hatırlamayanlar vardır. Yeni nesillerle ilgili söylüyorum. Evet. Fatih Hoca'dan dahi çoktu. Şimdi Fatih Hoca geçmişti. Bir tane de yabancı örnek de ben o örneği Türkiye'ye getireceğim aslında. Winner'lardan biri Mourinho'dur. Mourinho. Son, dönümün, tamam. son döneme kadar. Mourinho'yu getir. Bir winner antrenöre ihtiyacımız, evet. ihtiyacımız var. Winner bir antrenöre ihtiyacımız var. Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışında değil. Evet. Fenerbahçe'yi Jose Mourinho'yu teknik direktör yaptık. Winner teknik direktör Fenerbahçe'ye de win 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 yaptırabilecek mi? olacak mı? Öyle bir şey duydun mu? Duymamıştım hocam. Hayır. Hayır. Değil tabii. Şunu anlatmaya bir de, çalışıyorum. Şimdi sadece Abdullah birinci avcı ya olmak yapılan eleştirileri... gücünüzle beraber en yukarıda bitirebilmektir. Eğer böyleyse, benim benim görüşüm. Abdullah Avcı'nın bir winner olmadığı düşünülüyorsa, kazanamadığı için winner kabul edilmeyecekse eğer, ben winner'a bakış açısını çok sağlıklı bulmadığımı söylemek durumundayım. O yüzden bunu söyledim. Winner olmak sadece tek bir kişinin o özelliği sayesinde ortaya çıkan bir şey değil. Camianın gücü. Tabii Camianın tarihi. Tabii. Kurulmuş olan kadronun potansiyeli, yarışabilirliliği, kulübün durumu, yara aldığında kulübeden alabileceği destek, kulübesi yara aldığında büyük kadrodan, depo kadrodan, 32-33 kişilik kadrodan alabileceği destek. Kabul edelim Sen ki... Sen gelediğinde camianın Iı, takımı arkadan itebilmesi. Tabii, bir, Bunların her biri o winner olmaya kabul edelim ki bir futbol herhalde. takımıyla bir futbol evet. camiası yarışıyor. Veya tabii. işte Fenerbahçe'den kadar üç iki camiayla bir futbol takımı yarışıyor. Evet. Ya yani Başakşehir bir camia değildir. Değil, Açıkça de yeni kurulmuş. Evet. 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 Çok doğru yönetilmiş. Bana göre çok doğru işler de yapılmış. Çok başarılı bir teknik adamıyla bu yarış içinde 4 senedir olan bir takım. Evet. Ötekiler camia. Galatasaray, Beşiktaş. Yani çok, bunu Beşiktaş Başakşehir maçında açık bir şekilde gördük. Çok gördük. Yani Beşiktaş'ın kazanmasının Tamamen, izahı tamamen camia gücü, taraf camia taraf itişi 12 kişi oynayışı. it saha maşları özellikle ben finalde o tribün denen şeyin final maçlarında son haftalara ilgili çok değerli olduğunu düşünüyorum hocam evet. kolay değildir o, o camia ile yarışmak kolay değildir Doğru. o yüzden siz winner değilsiniz cümlesi birçok faktörü dışarı atmak demektir ki Doğru. ben de katılmıyorum ben ben de aynı fikirdeyim sizde Beşiktaş'a geçelim mi geçelim hocam Be Beşiktaş deplasmandaydı. Sivas evet. deplasmanı kağıt üzerinde kolay gözüken bir deplasman değil asla. Sivas'ın iç saha etkinliği iyi bu sezon özelinde. Genelde de öyledir. Soğuk da bir havada oynandı maç. Hı hı. Ee, küçük de olsa bir rakım etkisi de muhakkak vardır. Ama Galatasaray, e, Beşiktaş bir dönem zorlansa da bir şekilde 3 puan bon cebine koydu ve döndü. Oyunu aldı, oyun üstünlüğünü aldı. Pozisyon çok üretemedi. Sivas çok doğru oynadı diyebiliriz. İç saha maçı olarak belki hı hı. doğru değildi ama Beş taşı karşılama anlamında, savunma anlamında bence etkili bir savunma anlayışı vardı. Enteresan bir gol seyrettim beraber, beraberlik golünü. Ben Lens'i böyle geçecek bir oyuncu... o depar hatırlıyorsun değil mi goldeki evet. şey hocam? enteresandı. Evet. Bir koşu yarışına dönüştü iş. Medel ve Lens'in koştuğu yerde geldi. Uzak ara yakıp bir harikada bir vuruşla bitirdi. Orada geçirdi. pozisyon hatası da olduğunu kan düşünüyoruz. Var. Çünkü Medel'in çapraza Lensin içeri koşması durumunda pozisyon çok daha farklı olacaktı. Çok farklı olacaktı. Birbirleri engelliler koşu pozisyonlarına girdiler. Bir, bir fark yarattı öndeki oyuncu. Birinden oyuncu. biri daha önce düşünseydi medal veya lens. Medal veya lensten kaleye önce lens. düşünüp. Evet izleyelim pozisyonun. Koşu istikametini değiştirmiş olsaydı tabii. farklı olacaktı. Ee, açık bir şekilde ikisi de arkasında kaldılar. Evet. Yani bu kadar kolaylaştırıcı bir depar. Işi. Müthiş yani. bir depar kabul evet. edelim. Müthiş bir sürat. Ama pozisyon almadaki yanlışlık onu çok avantajlı hale getirdi oyuncu. Tabii bu arada bazı değerlendirmeler duydum. İşte Ligin en çabuk oyuncuları e, medal ve lensi diye. E, medal kısa çok mesafede çabuktur ama evet. uzun mesafede süratsizdir. Hatta evet, tabi. Çünkü adım, adımlarının kısa olması da buna katkısı var. Kısa adımlar ve adım frekansı da düşük olması sebebiyle tabii. aslında boyuna göre Çabuk bir oyuncudur. Küçük, küçük alanda 3 metre 5 metrede çabuktur. Ama Bu da değerlidir. Genin, Bu da önemli özellik. O, o da önemlidir. Tabii, Ama doğru. geniş alanda tabii. ben Medel'in hatta e, Yetersiz olduğunu düşünüyorum. değil mi? Yetersiz olduğunu düşünüyorum Doğru. Ben düşünürüm de tabii. değil. Bilirim. Bilirim tabii. Biraz. Yani hepimiz biliriz herhalde değil mi? Burada Lens'in kovalayacak değil kaleye doğru yönelse bu çok evet. daha zor pozisyon haline geliriz Sivas için. Oradan devam edeyim. Tabii mükemmel bir free kick golüyle ve tam bir winner'la. Winner dedik ya. <laughs> <laughs> Winner'cıyla Burak'la kazandı. Yani <laughs> hakikaten Burak'ın ikinci yarıdaki etkinliği, gol sayısı, iş bitirişi çok da iyi bir günde değildi Burak oyun değil. anlamında. Evet, Ama Santfor Santfor da demeyeyim bu Santfor golü değildi. Bir golcü oyuncunun, bir golü golü, golü hep, hep yakın olan bir oyuncunun Gol işini bilen bir oyuncunun Marifetle bu sefer bir firkik marifetle kazandı evet. Burak. F i̇yi firkik atan sound hatırlar mısınız? Şey değiş demiş miyizdir? Layı la ya Burak, Burak layı e, tabii, tabii. deriz değil mi? Oğlum? Ha, ben kısa bir, bir konuşma şeyde oldu o çünkü. O pozisyonda yani Burak'la çok kısa bir süre çalıştık Fenerbahçe'de. Pek de şans bulamadı, verilmedi evet. kendisine şans. Ama antrenmanlarda şeyi gördüm. Yani şu vuruşları kaleyi biraz çapraz alıp içeri biraz uzak, uzak menzilde direğe, değil mi uzak menzilli evet, vuruş. Uzak direğe ayak içinden çıkartarak üstekte iç veya iç üst çıkartarak e, çok ezbere vuruşlar yaptığını hatırlıyorum o dönemde de. Ee, daha sonra frik çıkartmaya başladı. sevgili Rıdvan Hoca'yı da izledim e, bu programda Rıdvan Dilmeni. Burak harika vurdu tamam ama bir kaleci hatası golüdür dedi. Katılır mısınız? Yani barajı kurdurduğu yer durduğu yer açısından söyledi. Hocam bir izleyebilir e, miyiz? Baraja getirebilirsek topu, barajın görüntüsünü görebilirsek ben de göreceğim. Kale arkası görüntüsü varsa. Yani kalecinin orta Şu durmasına... durduğu yer doğru kalecinin. Ama sağına bir adım alması, küçük bir adım alması, ben hamle şey. adımı. Yani ilk adımları Burak, hamle adımı diyoruz ona. Burak da dedi ki görmedi topu kaleci. E Tabii görmedi. Bu, onu ben gördüm ama dedi görmediğini gördüm. Evet. Bu bana bir avantaj sağladı dedi. Evet. E doğru. Ama ee, enteresan bir vuruş değil mi? Kalecinin birinci görevi bu tip pozisyonlar. şimdi göreceğiz. Tolga'nın biraz daha bir sağdan alıyor. Hocam? Biraz daha kendi solda doğru. pozisyon dışı olarak solunda doğru. Hocam zaten asıl kollaması gereken yer kendi tarafı. Baraj tarafı baraja. Tabii, oradan. Kendi üstün tarafı üstün. kendisine ait. Doğru. Yani barajın arkasından gol yerseniz "A neden yedin?" demez kimse. Bravo dediler. çok iyi aşırttı. Çok evet. iyi vuruş. Evet. Çok usta bir vuruş geldi der ama kendi tarafınıza yerseniz o sorgulanır. Tabii. Yani kaleyi ikiye böldünüz. Bu golde biraz öyle. 7,5 metre kale artık küsuratını söylemeden 3,5 Üç 3,5 metre kalede golü yeme denir kaleciye ama ben yine de şöyle söylüyorum. Topun yukarıdan düşmüş olması, direğin içine evet. gitmiş olması da kaleciyi engelliyor tabii. aslında. Birçok en anlamda. enteresan bir vuruştu. Çok yukarıdan düşüyor. Evet. E. katan Santfor'lar hatırlar mısınız? Hatırlat hocam. Tanju Çolak. Evet. Mesela. bir ayak içiyle vuruşu var. Hugo Sanchez. Doğru. Mesela. Doğru. Ee, diğeri atar mıydı diğeri? Christian Vieri. Diğeri. Birkaç tane vurmuştur. O sol o çok frikikçi diyemem ama evet. frikikçi mesela Hugo Sanchez, Tan Şolak. Bunlar frikikçi Sandforlar aynı evet. zamanda. Ee, başka kim var diye düşünüyorum. Ha, Burak da bu Pierre üzerine... Oydonk. Rejdan evet. şimdi tabii, geldi. Tabii. Nasıl otururum şey, ben buraya? Yani. <laughs> evet. Hakikaten Vanoy evet. çok unutmamal lazım evet. hocam. Eee şey de atmaz mıydı İsveç'li Santfor Fenerbahçe'nin? Kenet anlar. Yok. Yok, Yok o atmaz. Ama şey hiç en belirginlerden biri şeydir. Van Vanoydong. Ee, Hami ha Mandıralı. hani Frik'te gollerden sonra santfor olmuş bir. Doğru, santfor tam net bir santfor forward'tir. demeyiz, for. Ama çok golcü olması sebebiyle tabii santfora evrildi daha sonra. Ama bir santfor için aynı zamanda frik katabiliyor olmak da herhalde ekstra bir durum değil mi? Ekstra bir durum Artık gol sayınızda çünkü her zaman onların o yarışı da vardır. Daha fazla gol atmak yani Mutlaka tabii ki var ama bir de maç kazandıran tabii. E, Fikirlere atıyor Dekka 87 olmaktan... bu gol. Evet. 3 puan e, Beşiktaş yarışının içinde çok önemli. Burak ikinci yarı geldi. Ne kadar büyük güç kattı. 9 gol atmış. Çok büyük güç kattı. Evet. Hepimiz aynı fikirdeyiz herhalde kamuoyu tabii, olarak. İlk yarıda fikir... olsaydı bu puan farkı değişebilirdi. Evet. Tabii Beşiktaş Bir önce çok oyuncudur Tarav, ya ağzınız Öyle oldu Beşiktaş için. Burak öyle oldu Bir önce çok. Beşiktaş taraftarının da çok e, Burak'a karşı bakışının marjinal bir değişiklik gösterdiğini gördük <laughs> değil mi? Demek Neye bağlıymış? Çok da katı değillermiş esasında. Öyle mi? E tabi yani işte kendini attı Galatasaray. Ya bunlar bir şey değerlendirmeleri değil. Oyuncu kişiliği değerlendirmesi olduğunu düşünmüyorum. Yani oradan çünkü şey yapmıştı. Beşiktaş da. yarışın içinde ne durumda ve nereye doğru gidiyor sizce? Hocam tabii ki kabul edelim ki 3 tane takım var yarışın içinde. En evet. avantajlısı matematik. Başakşehir. İkinci Galatasaray, üçüncü Beşiktaş. Evet. Altı puan çok puan farkı mıdır? Puan farkıdır. Tabii. Beşiktaş'ın beş olası maç maçlarına yani. baktığınız yani. zaman da Galatasaray edecek bir Beşiktaş. Ama ihtimal dahilinde midir? İhtimal dahilindedir. Bu heyecanlanmıştır Beşiktaş'ı. O zaman kısa soru Beşiktaş. kısa cevapla gidelim. E, merak ediyorum tabii. fikrinizi. Kalan 5 maçtan 15 evet. puan getirebilir mi Beşiktaş? In? Kısa cevap mı? Evet. Getirebilir. Evet. Oyun için söylüyorum. Evet. Matematik olarak tabii ki getirir. Ama güç takım gücü olarak da getirebilir. Evet. Neye bağlarsınız? Beşiktaş'ın birinci gücü nedir sizce? Ben takım, iyi bir takım olduğunu düşünüyorum Beşiktaş. Yani oyunu mu, oyuncuları mı oyuncuları, daha oyuncuları. önde? Oyuncuları. Evet. Ben Beşiktaş'ın bu kadrosun ligin en kaliteli kadrosu olduğunu düşünüyorum. En azından ben yetersiz olmadığını düşünüyorum şampiyonluk için. Evet. İlk yarı daha da güçlü Beşiktaş olduğunu söyleyebilirdik. Evet. Ama Kagava, evet. Kagava, Burak Koreçmeyi konuşmuyoruz daha. Evet. Ya yani oyun çözendi biliyorsunuz bir ara oyun çözendi falan oynadı. vardı. Babeller falan yani. vardı. Babeller falan da gitti yani. yani. Pepeler falan. Pepe o evet. hiç kullanılmıyor. Evet. Bir ara, bir dönemin şampiyonluk döneminin en önemli oyuncularından biriydi. Evet. Hakikaten ben de çok yeter. Vida'nın kendine geldiğini düşünüyorum. Artık stoper Vida haline geldi. Beşiktaş stoperi Vida oldu. Ben gerçekten Vidayı her geçen hafta biraz daha fazla sorumluluk sahibi, evet. aidiyetli, duygusu yüksek, Beşiktaş'la bağı kuvvetli aynı zamanda oyunculuğunu da net ortaya koyabilen bir profilde görüyorum. Vida'nın Beşiktaş ın geleceği çok değişti şu 4-5 e evet. ayda. Ben de buna katılıyorum. Beşiktaş'ın güçlü bir şekilde yarışın içinde olduğunu, en azından ikincilik şansının epeyce kuvvetli olduğunu düşünüyorum eşleşmelere de bakarak. Tabii bir de takım gücü olarak bak. Gidip bir Galatasaray Galatasaray yenebilir mi? Mucize mi değil? Değil tabii ki. Tabii ki Galatasaray'da avantajı. Bir Kolay da de değil ama mucize Kolay değil. Mucize değil. değil. Yani Beştaş ölçeğinde. Bu de. gücü var. Var. Ha, olur mu? Olur. Hep beraber göreceğiz. Evet. Ee, Fenerbahçe'ye yavaş yavaş geçelim. Eyvah Fenerbahçe. Ne gördünüz Fenerbahçe'de? <laughs> Alanya'da Fenerbahçe. Neler gördük? Neler görmedik? Tabii bunlar. Çok Önce gördüklerini, şey sonra görmedikleriniz. Ben baştan beri şunu söylüyorum. Ersun Hoca geldiğinde de siz de ayrılıyoruz bazı konularda da ayrılıyoruz. Hı hı. Ben bu sene Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin oyununa falan hiç işi olmayacak. Sadece sonuçla olacak bir organizasyonda olmasını düşünüyorum. Evet. Bunun dışındaki her şey boşa harcanan bir çaba olduğunu düşünüyorum. Boşa harcanan çaba neyi kastediyorum? Var mı görüntülerimiz? Elbette var. Ee, yani, akacak. Birkaç tane çok, gibi, net yani. çok net bir, Çok çok kalın Başlam. söylüyorum. Beş Fenerbahçe geriden oyun pasta kurmaya çalıştıkça hı hı. büyük zaaflar yaşayacak. Neden? Buna inatla yapmaya çalışması ona büyük yetersizliğinden. Evet. Yeterli değil. Ne plan olarak yeterli? Hı hı. Ne koreografi, koreografi olarak yeterli? Ne de oyuncu yeterliliği var. Hı hı. Siz, ben geriden oyunculu Sadık beni bağışlasın, birçok özellikleri var. Ama ben geriden oyun kuracak takım değil transfer devresine sadık alırsanız çelişki olduğunu düşünüyorum ben burada. Bakın bir plan vardır ve planı uygulayıcıları seçeceksiniz. Oyuncu planlaması böyle bir şeydir. Plan oyuncu. Evet. Bunu çok iyi örtüştürmeniz lazım hı -hı. planınızla. Ve ben Fenerbahçe'nin geriden oyun kurdukça büyük zaaflar yaşayacağını düşünüyorum. Hiç buna şansı olmadığı fikrindeyim. Ha, gelecek sene bir oyun kurulsun o takım kurulsun bunları yapılsın. Benim görüşüm bu. Alanya'da bunu çok yaşadığını hı, -hı. Ve hakikaten şimdi bakın siz oyun kurarken kaybettiğiniz toplarla hı hı. çok basit anlatacağım uzun vurup takım o top alacak geri ana kadar gardınızı her, her zaman alabilme şansının olan bir oyun planı harika tarif ettiniz aslında ama çok basit mantıkla yani. tam şeye geliyordum. Peki ne olmalıya geliyordum? Bence süper tarif ettiniz. Bunu kabul edelim hepimiz tamam. Yani, Fenomen oyun geç... şu anda pas oyunu olabilir. Zaafı. Takımların böyle misyonları vardır. <laughs> Ama Fenerbahçe direkt oynamak zorunda. Say hücum için söylemiyorum bunu. Savunma için direkt oynamak zorunda olan bir takım. Tebrikler. Tebrikler Tatlı sevgili hocam. bilmiyorum. Sadece <laughs> oyunun kurulumu için bir yeterlilik gerekiyor. Ama savunma için de bir şeyler gerekiyor. Az pozisyon vermek, daha az gol yemek için de bir şey gerekiyor. Fenerbahçe için top gerçekten bir Mayın tarlasındaki bir Mayın kadar uzak durulması gereken bir şey aslında. Şu anda. Çünkü gerçekten yetenekli bir takım değil. Çok tabii ki ligin o seviyesinde de değil. Yani 15. Olacak, 13. Var. Olacak takım da değil. Ama zihin gitti, psikoloji gitti, yürek gitti. E, oralar gidince, duygu düşünce doğaldır performansının önüne engeller gelir. gelir. Kaygı gelir, stresle başa çık çıkamazsınız kaygı. falan vesaire ama Fenerbahçe'nin toptan mümkün olduğu kadar uzak durması gerekiyor bu sezon. Ee, rakibi de biraz daha az oyunun içine almak için bahsettiğiniz gibi ileride kaptırmak daha mantıklı. Çok güzel tarif ettiniz Çok aslında. Çok basit yani. mantıkla yani. konuşuyor futbol diliyle de değil. Direkt oyunu hücum için de söylemiyorum. Savunmak Savunma için. için söylüyorum. İşte bu de. yüzden e, takdir edilesi ha. buldum bu düşüncenizi. E, bu benim düşüncem tabii. Belki yanılıyoruz ama e, bunun zaaflarını yaşadığını çok gördüm Fenerbahçe'nin bu sene görüyorum da. Tolgay'ı nasıl buldunuz? E, çok yetersiz buldum. Ben Tolga'yı transferinde de yine Tolgay'dan özür dilerim. İstatistikleri var orada. Onu da bir isterseniz. Bu görelim onun da çok büyük özellikleri var. Fenerbahçe'yle olarak... karşılaştıracağız. Evet, çok Siz önemli. Sponsorken. Tamam, karşılaştıralım hocam. Bakalım. Hocam topla buluşma 40. Evet, çok az o bölge için. Evet top talebi, pozisyon alış hepsini gösterir. Hiç evet. faul almamış. Kendisi de bir tane faul yapmış. Bir tane şutu var. Evet, bir tane de şutu var. Şut pası falan yok. Bu. Şimdi Villa Fanez'e gelelim. İsmini de zor telaffuz ettim ama. <laughs> Villa Fanez. Evet. Hocam 3 tane, defa, üç tane şutu, var. Bir isabetli şutu var. 4 tane şut pası var. Topla buluşma 75. Hı <laughs> İki tane top kapma girişim var. İki faul almış, iki de faul yaptırmış. Ve bu iki oyuncu birbirine çok yakın oynadılar. Evet. Ben 10. dakika not alayım mı diye düşündüm almadım. Nasıl olsa Bir nefsi de söylemiştir hocam. Adam adam o gibi oynuyor neredeyse. O kadar yakın oynuyor ki Villa Fenes. Ee, X'in ısı haritaları da geldi. Ee, yani ne kadar gezinen bir oyuncu ile ne kadar bölgeden oyuncunun farkı yani. Yer. Kalan bir oyuncu. Pek de kımıldamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Çünkü yani. Fenerbahçe'nin özelinde al vere değil, alıp gidene ihtiyacı var. Evet. Top oraya götürebilene ihtiyacı var Fenerbahçe'nin problemi oydu. O Bana zaman Orta saat seçimlerini de eleştirel bakabilir miyiz? Ben bakıyorum. O bakıyorum. Şimdi bakın 5 tane transfer yaptı sonuçta Hı -hı. Fenerbahçe devre arasında. 2 stoper, bir orta saha Tolgay değil mi? Evet. Moses. Moses. Ee, bir tane daha oyuncu aldı. Serdar. Serdar. Tekrar Sadık. Da. Sad Serdar Sadık, Tolgay Moses. Ee, bir de şey Zays. Zays evet. evet Zays aldı. E, ne fark yarattı oyunda? Hocam az değildir %50. elli. Tabii. Takımın yüzde değiştiriyorsunuz. 5 oyuncu. Oyunda o değişikliği göreceksiniz. Göremedik. Onu söylemek lazım. O yüzden son 5 maçını çok dikkatli oynamalı. Fenerbahçe. Hocam Bakşı. o dikkatten e, tabii ki son 5 maçı dikkatli oynamalı. Alanya Spor'un arka arkaya arkadaşlarımız hazırlamışlar. Fenerbahçe'nin kalesinde neler olmuş bir e, onu gösterecekler bize. Galiba geliyor şimdi. Parçaların birleştiği 18'den izlerim. evet. bir vuruş yapılıyor. İşte top, dışarı gitmiş, kornere gitmiş. Şimdi bir daha e, Alanya Spor tamam. ceza sahasında bir hata var. Şaşırdım. 10 tane Fenerbahçe'nin olduğu yerde evet. bir daha bir hata tekrar. Hata var, vuruş var, Harun var. Tekrar Alanyaspor geliyor. Altı pasın üzerinde vuruş var. Harun var. Bu kadar hızlı oynayabilir mi Fenerbahçe hocam? Evet. Bir de 18'in içinde Topal. yüksek top var. Şut Dışarıdan var. şut var. Harun var. Bir de altı pasın içinden vuruş var. Harun var. Dışarıdan şut var. Kenardan orta var. Hakikaten bir alt dedik ki falan dövü oyunla dövüyor gibi. Hakikaten öyle birleştirince pozisyon... çalım var, vuruş var, şikörtel var. Geniş alanda var, hızlı atak. Çok net gol fırsatı sise kaçırmış. Kenardan iş var, vuruş var. Altı pasın üzerinden hakikaten dövüyorlar ya. Yani. Hakikaten yani bunu bunu kontrol edemez durumda bunu yaşamak, önlemini alamamak, değil mi? Evet. Topu alamamak. Fenerbahçe için hakikaten oyun anlamında e, çok büyük soru işareti. Çok ciddi soru işareti, soru işareti. Ve bu hafta da 29 hocam. Evet. 29. haftada geldiğiniz yer. Ligin başı bilmem ne birçok şey söyleyebiliriz. Evet. Yani e, zaman zaman kendime soruyorum acaba nasıl <laughs> Bu hafta Fenerbahçe Trabzon değil mi hocam? Fenerbahçe Trabzon. Tabii hikayesi farklı, farklı olacak. Onda bir derbi abi. gibi düşüneceğiz Hı. ve yine e, farklı bir hikayeyle yani e, teknik taktikle oynanmayacak Tabii. bu maç sağ atmosfer e, atmosfer ve fizikle duygu. duygu ve fizikle evet. oynanacak biraz daha iç organlara gidecek yani e, oradan oynanacak e, zihinden değil İşte buradan işte altındaki işte ciğerden vesaireden buradan oynanacak bir maç. Orada fan maçı tabii ki Tamam favori. Ama... ama iki tane 2 üç futbol doğrusu da katarsınız evet. içine büyük resim için evet. söylüyorum stratejik anlamda. Ya işiniz biraz daha farklı hale gelecek. Ama şunu görebiliyoruz. Trabzonspor içeri dışarı bir şekilde çok belirgin futbol oynuyor. Bir kalite kurdu, ortaya koyabiliyor. Kurdu. Kurdu. Evet. Genç çocuklarla yapıyor. Teknik bunu. adamıyla bütünleşti. Evet. Bütünleşti. Teknik adama hakim oldu oyuna bir şekilde. Evet. Giren ile, çıkanı çıkanıyla, ile, oyun feyiyle, planıyla. Ne bir olursa avantaj. olsun keyif veriyor ve merakla Trabzonspor'a Evet merak ediyoruz acaba ne yaptılar? Evet. Çocuklar ne yaptı evet. acaba? Çocuklar, çocuklar derken Abdülkadir ne yaptı? Ne yaptı, Yusuf, acaba? Ne yaptı? Aynı Yusuf, Abdülkadir ne yaptı bizim çocuklar diyoruz. Onlar da bizim çocuklar Onu Öyle evet, bakıyoruz. sempatik lazım. bir takım. Evet. Ona bakıyoruz. Ee, o oynamaya çalışacaktır ama o maçın hikayesi farklı olacak. Bu tabloda zaman zaman kendimize bir öz eleştiri yapmaya çalışıyorum. Acaba biz ta Fenerbahçe takımına doğru bakabildik mi diye? Ben de çok soruyorum ee, kendime. Ya acaba Filip Koku'ya doğru baktık mı? Sezon başı transferlerine doğru baktık mı? Erwin Kuma'na doğru baktık mı? Sonra Ersun Hoca geldi. Doğru baktık mı? Sonra transferler geldi. Acaba doğru bakabildik mi onlara? Cevabı Oynanan oyunlara doğru bakabildik mi? Kendimizi de özelleştireye, tabii tabi tutmaya çalışıyorum. Sizin var mı bir özelleştiriniz? Filip Kuku konusunda var. Evet. Ee, Çünkü iddia, Aykut Hoca'dan sonra geliş, hı. başkan değişti. Çok iddialı bir oyuna bakış. Evet bu kadroyla olmayacakmış. Evet. Bunu görecekti. Ben bunu yavaş yavaş gördüğü, görmeye doğru gidiyordu esasında Filip Koku. Yani nedir bu görmeye doğru gidiyor? Bir takım şeylerden vazgeçmeye doğru gidiyordu. Güçlü oyun adına. Hı hı. O anda oyun antrenör değişti. Evet. Ama yeni gelen kumana geçiyorum. Hı hı. Kuman ufak dokunuşlar yaptı. Ersin Hoca Fenerbahçe kimliğinde oynatma duygusuyla hı hı. bu yanlışı devam ettirdi bence. Evet. Hocam çok basit sonuç alacaktı güzel sonuç almaktır Fenerbahçe'nin misyonu. Geçen sene bütün savunanlar bizdik. Siz de bunu savunuyorsunuz. Bu bir keyif oyunudur, bu seyir oyunudur, bu senedilecek bir oyundur. Ama bugün Fenerbahçe'nin durumu bu değildir. Hala seyir güçlü, güçlü oyunla kazanacağım derseniz büyük zaaflar yaşarsınız. Çok sevdiğim laftır. Ee, tam tam sözüyle. Ee, yani yeterli olmayıp kifayetsiz muhtedir. Kifayetsiz Yeterli olmayıp hedefinizin büyük olması çok zararlar getirir. Çok daha aşağılara götürür. Ben biraz Fenerbahçe'nin bunu yaşadığını düşünüyorum hocam. Evet. Kolay mıdır sizce bir sonraki sezon Fenerbahçe'nin bu kadar puan farkı yemişken, bu kadar oyun olarak da dibe vurmuşken önümüzdeki sezon tekrar yarışın içinde en güçlü figür olarak durabilmesi mümkün görünüyor musunuz ya? Kolay değil. Kolay değil. Ama Fenerbahçe'nin mali yapısı transfer ortamında düşündüğünüz zaman bunu oyuncu marifetiyle değil... Hı hı. Biraz oyun marifi çözmek zorunda Fenerbahçe. Öyle gerekiyor. Bu sene 16 tane transfer yapmış. Siz söylediniz. Devrasi 16 herhalde. Evet. Neyi çözmüş? Oyuncu marifi çözememiş. Evet. Bir oyun, doğru bir oyunu bulmak zorunda Fenerbahçe. Acayip takımı değiştirmeyecekse, acayip büyük transfer, çok doğru transferler yapamayacaksa oyunu bulmak zorundalar. Hocam bana da soruyorlar 16 transfer ne oldu ne yarattı Fenerbahçe diye. Ben de istihdam yarattı diyorum yani. Bazı oyunculara istihdam yar yar <laughs> yaratılmış oldu aslında bir tarafıyla ama. Şunu da unutmamak gerekiyor. Ee, i̇ddialı bir yönetim var Fenerbahçe'nin. Ben ve kesinlikle de güveniyorum. Bu yıllar önce yani. 88-89 sezonda bu arada Mustafa Sapmaz kardeşimize de atıfta bulunmayacağım Çünkü onun şeyinden gördüm. Hı hı. Penceresinden gördüm. Fenerbahçe 93 puanlı Galatasaray'ın Galatasaray şampiyon oluyor. Fenerbahçe onun 36 puan gerisinde. 7'nin 8. bitiriyor sezon? sezonu. 87-88'i. 87, Ama 88-89 sezonda da Fenerbahçe şarkı. 93 puan yapıp yani evet, 36 puan fark yemiş Fenerbahçe. 103 gollü şampiyonluğa sonra gollü şampiyonluğa gidebiliyor. Fenerbahçe'nin bir özelliği de ki bana göre en baskın özelliği pek 20 yıldır ikinciliğin dışına pek çıkmadı Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde. Genelde 1-2 1-2 gitti. Tabii, tabii. Yani 3-4 bile pek olmadı. Devamlısı Ama sağladı. Önceki sezonları hatırlıyoruz. Biz yaş olarak da e, gençler belki hatırlamayacaklar. Benim hatırladığım dönemlerde Fenerbahçe'nin dördüncü, beşinci olduğu sezonu takiben çok sert bir birincilik Yapar. mutlaka şu, araya sıkıştırırdı. Böyle bir gücü vardır Fenerbahçe vardır. her zaman. Yapamadığı da şu şey vardır Fenerbahçe'nin. Enteresan çünkü dalgalanmaları Fenerbahçe'nin. Devamlılığı pek yok evet. işte. En fazla iki sene üstte şampiyon olmuştur. Evet o vardır Fenerbahçe'de. Bu da dalgalanmalara göre iki taraf. Evet, yavaş yavaş bitireceğiz. Tabii de hatırlatmak isterim. Aslında ama 2006'da Fenerbahçe 3. şampiyonluğu kovalarken 100. yıldan önceki sezon yani o dönem ki yönetimin planları da buydu. 3 4 5 öyle istikrar yakalayabilmekti. Uzun bir süre aslında Fenerbahçe şampiyon olamadıysa da istikrarı yakalamıştı. Ama ben hani 1 2 1 2 gitmişti. olarak kalmıştır. Apiyahlı Tuncay'la Euro sezonuna eğer bir iki takviye yapılsaydı, çok acayip bir yere doğru, gidebileceğini düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin ben. Doğru. Dediğiniz istikrarı yakalayacağı bir dönem olarak düşünüyorum. 29. haftayı bitirdik. Önümüzdeki hafta 30. hafta tekrar. E hocam, herhalde hocam. Sona geliyoruz. Sona geliyoruz. Evet, Sona geliyoruz. geliyoruz abi, sonra. Sonra. İnşallah 30. Oradan. haftada görüşmek üzere. Önümüzdeki ederim. hafta.